Teknopat'tan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Radore'de yönetim kurulu başkanı Zeki Kubilay Akyol ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Bizi aradığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sizlerle Radore'nin veri merkezini arkada görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Çok güzel bir oradaki aralıkların arkasından ışıl ışıl göz kırpıyor bize sunucular. Radore nasıl başladı, bugünlere nasıl geldi? Bize bunlardan bahseder misiniz? Radore'yi 2004 yılında kurdum. 2004 yılında kurarken ilk başta ağırlıklı olarak paylaşımlı web hosting hizmetleri sunmak için başlamıştım. Birkaç tane sunucu üzerine birkaç yüz tane web sitesiyle paylaşımlı olarak bunları barındırıyorduk. Sonra bu web sitelerin sayısı artmaya başlayıp Türkiye'deki teknolojik gelişmelerle beraber sunucular sitelere giren insan sayısının artmasıyla beraber tabii bir sunucuda 100 tane 200 tane site barındırmak yerine artık 3 sunucuda bir site barındırmaya başladık. Tabii öyle olunca da sunucu sayısı arttı. Sunucu sayısı artınca da ufak bir sistem odası yatırımı yapmamız gerekti. 2005 yılında ufak bir sistem odası 10 metrekarelik bir alanla başladık. 20 sunucuyla başladık. Bugün yaklaşık 3500 sunucu, birkaç yüz bin tane diyeyim web sitesine burada ev sahipliği yapıyoruz. Bunların tabii içerisinde bulunduğu büyük bir veri merkezi var. Evet. Hatta birden fazla veri merkezi var değil mi? Evet. Şu an yaklaşık 2700 metrekare bir alandayız. Toplamda da 1000-1050 metrekare gibi bir veri merkezimiz var. Birkaç tane odadan oluşuyor bunlar. Bazı odaları mesela sadece özel olarak da kiralayabiliyoruz. Yani bir müşteriye bir oda da kiralayabiliyoruz. Ya da bir sunucuyu paylaşımlı veri merkezinin içinde de barındırabiliyoruz. Burada kabin kiralayabiliyor müşterilerimiz, kafes kiralayabiliyorlar. İhtiyaçlarına göre değişik çözümler sunabiliyoruz. Aslında baktığımız zaman Türkiye'de 2000'lerde ADSL'in yaygınlaşması ve sonrasındaki dönemde bu ihtiyacın arttığını görüyoruz. Evet, yani 2000'den sonra özellikle çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Dediğim gibi 2004'te 20 sunucu vardı. 2008-2009 gibi 200 sunucuya ulaştık. 2012 gibi 2000 sunucuya ulaştık. Şu an 2015-2016 gibi de 3000-3500 tane sunucuya burada ev sahipliği yapıyoruz. Aslına baktığımız zaman yıllara göre artan ihtiyaçla birlikte doğal bir büyüme görüyoruz. Peki burada sunucu kiralıyorsunuz. Sunucunun dışında tabii burada bir donanım var. Burada bir yazılım var. Bir de bunları yöneten, bunların arkasında duran bir ekip var. Bu tarafından bahseder misiniz? İnsan açısından bu kadar metrekare ve bu kadar veri merkezinde kimler nasıl çalışıyor? Tabii 2004'te başladığında bir kişiydi o zaman açıkçası. O dönemler tabii biraz daha zor oluyordu. Ama işler büyümeye başlayınca tabii insan kaynağına da yatırım yapmak gerekiyor. Bugün toplamda 63 kişiyiz. Baktığınızda da bunun 7-24 dönem bir operasyon kısmı var. Vardiyalı çalışma. Vardiyalı çalışan arkadaşlarımız var. Gece gündüz emeklerini veriyorlar. Sadece sistem, IT sistemleri bu işin altyapı olarak da sunulan klima sistemleri olsun, elektrik sistemleri olsun. Bunlar da bu işin ana can damarı olduğu için orada dönen ayrı bir vardiya sistemimiz var. Tabii ürünlerle alakalı geliştirdiğimiz ekiplerimiz var. Satış, pazarlama toplamda 63 kişi gibi kalabalık bir ekibiz şu an. Devamlı bir şekilde bunların bakımının yapılması gerekiyor. Sunucuların soğuk tutulması gerekiyor. Soğuk tutulmasını geçtim. Bir de Türkiye şartlarındayız. Yani elektrik yedek sistemlerinin olması gerekiyor. Bir de Türkiye'deki internette her ne kadar hızlı gelişse de hala biliyoruz gelişme aşamasında. Tabii yani Avrupa ile Amerika ile kıyasladığımızda sistemlerimiz daha gelişme aşamasında ama geçmişe göre baktığımızda artık çok çok daha az kesintiler yaşıyoruz internet tarafında. Çok fazla sorunlar yaşamıyoruz ama tabii tüm bunların yine de yediklenmesi gerekiyor. Sadece tek bir operatörden değil birden fazla operatörden internet servisi alıyoruz. Elektrik anlamında tek bir UPS'ten değil birden fazla ayrı ayrı UPS sistemlerinden enerjiyle serverları besliyoruz. Yedekli soğutma cihazları kullanıyoruz. Eskiye göre artık sistemlerin bir saniye bile kesintiye tahammülü yok. Yani her şey o kadar hızlı ilerliyor ki hiç kimse bir saniye bile kesilmesin istiyor. Tabii bunları sağlamak da bazı standartları gerektiriyor. Dolayısıyla bu son yaptığımız veri merkezinde de Tier diye adlandırdığımız standartlar var. Evet. Burada da Tier 3 standartında bir veri merkezi inşa ettik. Onun üzerine sunucuları barındırıyoruz. Şimdi Radore'ye gelirken sevgili izleyiciler hem röportajımız için hem bu sohbet için gelirken Uptime Experts diye özellikle yani devamlı açık sunucu uzmanları diye bir slogan gördük. Bu eskiden kalma mı? Hala geçerli bir sloganınız mı? Yoksa yeni mi? Eskiden aslında oturttuğumuz bir slogan. Bunun tarihini de sorayım dedim. 2008-2007 civarı olması lazım yine onun da. O zamanlar tabii bu işi uptime ile ölçüyorsunuz. Yani ne kadar fazla çalışabilirlik oranını sunabiliyorsanız o kadar daha kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz. Biz de bu yaptığımız Tier 3 veri merkeziyle beraber %99.99 yıllık
kullanılabilir bir oran müşterilerimize sunabiliyoruz. Peki orada şunu sorayım izleyicilerimiz için. Tier 1, 2, 3'ün ya da 4'ün farkı nedir ya da kaç tier var? 4 tier var bahsettiğim gibi. Bir en temeli, yani çok giriş seviyesi bir tier diyebiliriz. Jeneratör dahi koymayabiliyorsunuz. Yani elektrik kesildiğinde server'ım çalışmasın diyebiliyorsunuz. Anladım. Uptime sorun yok orada. Evet, sorun yok çünkü uptime belli 9, değil. 9-6 çalışan diyebilirsiniz. Evet, sabahleyin dükkana gittiğinizde server açıyorsunuz, akşam kapatıyorsunuz. Ve sahip bitti bakamayız. Aynen. Tier 2 biraz daha yedekli oluyor. 7-24 çalışmaya uygun bir sistem oluyor ama herhangi bir komponentte bakım yapamıyorsunuz. Yani örneğin UPS'e bakım yapmanız gerektiğinde UPS'i kapatıyorsunuz, server'da kapatmanız gerekiyor. Dolayısıyla tam yedekli bir sistem diyor. Tier 3 ise tam yedekli bir sistem. Herhangi bir komponente bakım yapabiliyorsunuz. Yani biz burada bir UPS'i kapattığımızda serverlar hala çalışmaya devam ediyor. Bir tane soğutma cihazını kapattığımızda serverlar hala çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla tam yedekli bir sistem sunuyorsunuz. Tier 4'te ise her şeyin tam yedeğinden iki tane tutuyorsunuz. Yani yedeğin yedeğini tuttuğunuz bir sistem. Yani çok yedeğe kritik, bir şey olursa sistem artık. Evet, yani çok kritik uygulamalar için Tier 4 sistemler kullanılabilir. Ana sistemler için belki, örneğin bankacılıkta belki hani Tier 4'te kullanılabilir. Devlet seviyesi artık bahsettiğimiz şey. Kesinlikle hiçbir şey olmaması gereken ama Tier 3 anladığım kadarıyla zaten yedekli ve devamlı devir daim olan bir sistem artık yedekli geçmiş oluyor. Yedekli ve devir daim olan bir sistem. Dolayısıyla kabaca baktığınızda Tier 4 aslında Tier 3'ün iki katı. Her anlamda hem yedek anlamında hem de maliyet anlamında iki katı bir sistem oluyor. Tabi bu geçişlerin her biri büyük bir yatırım, büyük bir planlama ve sıçrama anlamına geliyor. Aynen, yani 3500 tane sunucu şu an biz burada barındırıyoruz. Şu an yaptığımız toplam 1000 metrekarelik alanımız 10.000 tane sunucu barındırabiliyor. 10.000 tane sunucu demek toplamda birkaç megawattlık enerji kullanır demek. Dolayısıyla birkaç megawattlık UPS soğutma sistemleri demek. Bunlar tabii çok ciddi yatırım. Altyapıda onu da sorayım. Yani şimdi Türkiye'de İstanbul'dayız. Zaten web sitelerinin özellikle Türkiye lokasyonunu sunucu seçimleri olabiliyor. Yurt dışından da çekilebiliyor ama Türkiye'nin yurt dışı bağlantısı biliyoruz ki her zaman o kadar sağlıklı olmayabiliyor. Eskisi gibi değil yine artık. Yurt dışı operatörleri var. Yurt dışında hizmet veren internet servis sağlayıcıları var. Bunlar da Türkiye'ye gelmiş durumda. Onlardan da internet hizmeti alabiliyorsunuz. Dolayısıyla eskiden sadece Türk Telekom vardı. Evet. Şimdi alternatif operatörler var, yabancı operatörler var. Dolayısıyla bunların her birinden ayrı ayrı internet servisi aldığınızda kesintisiz bir şekilde 7/24 internete erişmek artık mümkün. Onu soracaktım çünkü Türkiye'de hep bir algı var. Türkiye'de biz seneler öncesinden devlet geleneğinden gelen tek bir altyapımız var gözüyle bakıyoruz hala genel olarak. Yani farklı firmalar olsa bile hepsi aynı kablolar gibi gözüküyor. Artık pratikte fiziksel olarak şimdi sunuculara bağlanan kabloları, veri merkezine bağlanan hatları biliyorsunuz. Yapılan anlaşmaları biliyorsunuz. Bunlar gerçekten ayrı değil. Buradan yurt dışına çıkış anlamında birkaç tane yine güzergah var. Denizden giden ve karadan giden fiber optik güzergahları var. Dolayısıyla bunlar üzerinden çıkabiliyorsunuz. Tabii bazı firmalar layer 1 deniyor. Yani fiziksel olarak kabloyu paylaşan firmalarda olabiliyor tabii ki ama o kabloların ne kadar yedekli yerden gittiğiyle doğru orantı olarak aslında siz de yedekli bir internet erişimi almış oluyorsunuz. Dolayısıyla buradan yurt dışına çıkarken de farklı kablo üzerinden, farklı operatörlerden yedekli bir servis alabiliyorsunuz. Evet, o kısım önemli kısımlardan bir tanesi. Tabii buradaki arızalar olabiliyor. Yani Türkiye'nin dışında da arızalar olabiliyor. Oluyor. Okyanus arası kablolarının koptuğunu haber yaptık mesela. Evet. Kıtalar arası bağlantı da zaman zaman kesiliyor. Ama eskiye göre daha yedekli, daha hızlı bir altyapı var. Yani bugün okyanusta bir kablo kopsa çok İkincisi fazla internet sorunu yaşamayız. Yani biz radar olarak hiç yaşamayız. Çok güzel oradaki şeyler. Peki o noktada şunu da sorayım. Şimdi Türkiye'de zaten Türkiye'ye hizmet sağlıyorsunuz. Aynı şekilde dediniz ya yurt dışı yabancı internet bağlantıları var. Yurt dışından Türkiye'de iş yaparken Türkiye'ye veri merkezi anlamında kullanan, yatırım yapan çok fazla insan var mı? Yani Radori'nin kullanıcılarında Türk, yabancı gibi bir ayrım var mı acaba? Yabancı müşterimiz de var. Bunların bir kısmını Türkiye hizmet verdikleri için bazıları buradan hizmet alıyorlar. Bir kısmını çevre ülkeler hizmet verdikleri için burada hizmet alıyorlar. Tabii ağırlıklı olarak yine Türk müşterilerimiz var. Ama yabancılar da yavaş yavaş hani bölgesel bir alanda olduğumuz için bizi de tercih etmeye başladılar. Orta Doğu'nun da biraz daha tabii internet anlamında gelişmesiyle bir nevi köprü vazifesi olacağız aslında. Dolayısıyla hani bu iş nasıl Amerika'da başladı, Avrupa'ya kaydı, şimdi biraz daha bu tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da geliştikçe bize doğru kaymaya başlayacak. Biz de bölgesel bir
veri merkezi, bölgesel bir internet üssü olacağız diyebilirim. Yani internetin gelişmene bağlı aslında muhtemel olarak. Evet. İnternet ne kadar gelişirse, kavramlar ne kadar gelişirse o şekilde gelişir. Peki kullanıcılarınız genelde son kişisel, bireysel kullanıcılar mı? Bu kadar çok sunucu var. Yoksa daha çok kurumsal sunucu kullanıcıları mı ağırlıkta, kiralayanlar mı? Yoksa aynı sunucuyu paylaşanlar mı ağırlıkta? Ağırlıklı olarak bir sunucuyu birden fazla müşteri kullanabiliyor. Tek bir sunucuyu bir kişi de kullanabiliyor. Dolayısıyla biz yani olabildiğince altyapı tarafında kalmaya çalışıyoruz bu hizmetleri. Kullanıcılara bırakıyoruz. Kullanıcılara bırakıyoruz ama hani çok karışık diyebilirim. Yani bireysel olarak da kullanan var, kurumsal olarak kullanan var. Muhasebe sistemlerini burada tutanlar da var. Oyun oynayanlar da var ciddi anlamda. Oyun sunucuları var. Ciddi anlamda oyun sunucuları var diyebilirim. Yani Türkiye'deki en büyük birkaç oyun firmasını burada barındırıyoruz. Yabancı olarak gelip burada oyun işi yapan firmalar var. Çin'den olan var, Avrupa'dan olan var. Bunlar da sunucularını burada barındırıyorlar. Ciddi bir oyun tarafı var diyebilirim. Ciddi bir web tarafı var diyebilirim. E-mail zaten kaçınılmaz. Doğru. Bahsettiğim gibi yani birkaç yüz bin tane web sitesi var. Dolaylı olarak burada barındırdığımız müşterimizin müşterisi şeklinde. Dolayısıyla çok rengarenk. Çeşitli yani. Öyle bir ağırlık yok diyebiliriz. Evet. Oyun firmaları özellikle oyun oynayanlar için sunucularda ping süreleri, o latency en kritik noktalardan bir tanesi. Evet. Dolayısıyla biz buradaki Türkiye'deki bütün alternatif operatörlerle ara bağlantı anlaşmaları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani iki firma üzerinden internete bağlanmak yerine siz örneğin alternatif bir operatörden internete çıkıyorsunuz, direkt bizim veri merkezimize erişebiliyorsunuz. Bu da tabii ping sürelerini oldukça düşürüyor. Yani kullanıcılar da farklı hatlardan bağlanıyor sonuçta. Evet. İşin esas o kısmı da var. Pekala, teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için. Evet sevgili izleyiciler, sizlerin de sorularını bekliyoruz.